Akça Koca. Haydi bakalım. Gün Okan Yanmaz günü. Gün Akça Koca'nın yeniden günü. Harikasınız Akça Koca. Sen. Evet Olcay. Şimdi belediye meclis üyelerimizi, Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyelerimizi alkışlarla sahneye davet edeceğiz. Tekrardan. Evet. Hazırsak başlayalım. Şimdi huzurlarınızda yılların tecrübesi o. Sağların hizmet adamı o. Kim kapısını çalsa geri çevirmeyen o. Akça Koca'nın öz abisi. Huzurlarınızda Şenol Yazgan. Kocaman bir alkış. Efendim, gençlerin abisi, dertlerin dermanı, seviren esnaf, Hakan Öztaş! Belediyecilik deyince herkes bilir. Belediyede tecrübe o, demokraside de tecrübe o. Akça Koca'nın eniştesi. Huzurlarınızda Yüksel Yılmaz. Ekibin çiçeği, hanımların temsilcisi Hanife Tetik. Durur efendi, kim gitse saygı duyulur. Huzurlarınızda Mesut İnceoğlu. Sözünün eri, doğruluk timsali Sedat Çakır. İşini düzgün yapar, çarşının sevilen esnafı. Huzurlarınızda Özkan Yavra. Mahallesinin sevilen esnafı Erdal Mat. Çalışkan, dinamik, Akça Koca'nın sevilen simalarından. Huzurlarınızda Sadi Cingil. Sakin, dürüst ve bildiğinden şaşmaz, sevilen esnaf Hakan Özdemir. Çalışkan, işten kaçmaz, görev verirsin yapar. Huzurlarınızda Ümit Albayrak. Yıllarca siyaset yapan Ayaslı'nın abisi Sezgin Akbaş. Genç, dinamik bir kardeşiniz o. Huzurlarınızda Selçuk Cantaş. Evet. İşte Akçak Hoca. İşte Akçak Hoca sevdalıları. Huzurlarınızda meclis üyelerimiz, büyük alkışlarınızla. Kocaman bir alkış alalım efendim. Şimdi İl Genel Meclis üyelerimiz Aslan Eser. Yaşar Çekiç. Hançer Ünlü. Efendim şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız İsmail Pazvant'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Kaldır bayrakları. Haydi Akça Koca. Alkışlar MHP ekibine.
Alkışlar Okan Yanmaz'ı ekibine. Alkışlar Akçakoca'ya. Haydi Akçakoca. Gün senin günün. Gün Okan Yanmaz'ı ekibinin günü. Kaldır bayrakları Akçakoca. Yeniden. Şimdi huzurlarınızda en sevdiğiniz, sizleri düşünen, sizlere kanat yeren, Akçakoca için çalışan, Akçakoca için mücadele eden, dertleri dinleyen, derman olmaya çalışan, yeri geldi mi çizme giyip çamura giren, yeri geldi mi çocuklara kucak açan, yeri geldi mi anaların evladı olan, Akçakoca'nın sevgilisi, Akçakoca sevgisi, huzurlarınızda Mehmet Okan Yanmaz. Yeniden, yeniden, haydi Akçakoca, gün Okan Yanmaz günü. Akçakoca'nın yeniden günü, gün turizm kentinin günü, gün esnafın günü, gün gençliğin günü, gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin günü. Alkışlar onlar için, alkışlar Akçakoca için. Kaldır bayrakları, haydi Akçakoca! Bayraklar havada Akçakoca, harikasınız Akçakoca. Hoş bulduk. Adamsın ya. Seni seviyorum. Evet sevgili Akçakocalılar. Yine bir seçim. Evet sevgili Akçakocalılar. Yine miting alanındayız. Bir beş yıl geçti. Bir beş yıldan önce de aldığım bir beş yıl vardı. Nasıl bir beş yıl vardı? Aldığım belediyede 23.1 milyon dolar borç vardı. Kaça indi bu borç? 7.7 milyon dolara indi. Çok parayla yönettiğini söyleyenler bir sürü borçla bize devrettiler. Devrederken de sizin cenazenizi Düzce'den aldıramadılar bol paralarla. Sizin hastaneden hastanızı aldırıp da Akçakoca'ya getiremediler o bol parayla. 3 tane sela okuyunca 2 selaya cenaze çadırı, bir selaya da yalvar yakar bulamadılar çadırı. Sonra çocuklarınız geldi şehirlerden, onları Sapak'tan ya yürüttüler ya taksi parasıyla, ya da evin efendisi veya beyefendisi arabayla gece yarısı alıp gelmeye gitti Sapak'a. Neden? Hep dediler ki, bunları belediyenin otobüsüne para kazandırabilmek için
Düzce otobüslerini terminale attılar. Her gün cebinizden Düzce'ye gitmek için 40 lira ekstra gidiş geliş para verdirdiler belediyenin otobüslerine. Sonra çarşıya geldiniz, indiniz. Çarşıda arabanızı park edecektiniz. Der kapıyı açar açmaz 20 lira 30 lira dediler. Kendi memleketinizle kavga edecek hale geldiniz. Daha sonra da kendine şahsa münhasır dubalar diken esnafların önlerine arabalarınızı park edemediniz. Ondan sonra evdeki annelerim, bacılarım 5 yıl değil 10 yıldır yönettiklerini söyleyenler yağmur yağdıktan sonra bulanık suyla bir hafta boğuştular. Çamaşır makinalarımız arızalanıyor diyordu annelerimiz, bacılarımız. Başka ne dediler? Deniz pis dediler. Denize belge dedik, belge gösteremediler. Sağlık Bakanlığı gov.tr'ye girdiğinizde 5 yıllık Akçakoca'nın deniz suyunun tertemiz olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra da pis diyenler 10 yıl boyunca Osmaniye ile Yeni Mahalle arasındaki kokuyu kaldıramadılar. Doğru mu? Herkes evinden burunlarını tıkayarak çıkıyordu. Başka? O da yetmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temiz sularından birini veren çeşmelerimizden akan suya pis dediler. 8.1 pH derecesinde şişe sularından bile kaliteli, evlerinize gelen o suya pis dediler. Hep karalama. Kalede gitti, fırtınada bir bina yıkıldı. Dediler ki başkan bunu yapmıyor. Dedim ki İş Bankası'ndan gidin benim hesabımdan 2 milyon alın. Tuğrul Başkan'la Fikret Başkan'a gidin de keseli de siz elinize alın. Ve videoda yayınlayın. Bunu sosyal medyaya atın dedim. Niye o kadar düşünüyordunuz cebinizden para çıkmayacaktı? Birinci derece sit alanını 50 metre kıyı kenar kanununa takılan yeri algıyla millete başkan yapmıyor diye lanse etmeye kalktılar. Ey abilerim, uzak durmayın, yaklaşın yaklaşın. Acı gerçekleri yaşatanlara cevabımızı dinleyin. Sizleri 5 değil 10 yıldır Düzceli iş adamların bile balık yemeye gelmediği bir memleketi teslim aldık. Bugün yazın 25 bin ile 35 bin kişinin girdiği, bayramda 575 bin kişinin ziyaret ettiği, Fındık Festivali'nde 190 bin kişinin geldiği ve bizim dönemimizde ilk defa düzenlenen Hamsi Festivali'nde 40 ile 50 bin arası araç giriş çıkışının olduğu bir memleket haline geldi. Gemi aldık. Dediler ki batar, çıkar. Ne oldu gemi? 3 milyon 200 bin liraya aldığımız o gemi şu anda değeri 48 milyon lira. Hani yaptığı reklam, onu parayla yapmamız mümkün değildi. Cumartesi pazarları kışın bile 300-400 kişiyi çalıştırıp 15 tane evladımıza ekmek veren bir tekne oldu. Karadenizli hiçbir şeyden korkmaz. Olmaz denileri yapar. Bizler yüreğinde gücü tutanlarız. 7 tane doğal afet geçirdik. Pandemi geçirdik. Pandemiyi fırsat bildiler. 2-3 ay maaşları ödeyemedi dediler. Dediler. Ama ben ödeyemezken bir sürü belediye başkanı da ödeyemiyordu. Onu hiç gündeme getirmediler. Çünkü niye? Dünya krizdeydi. Hükümet krizdeydi. Ve hatta ve hatta sizin eviniz de krizdeydi. Ben ona rağmen müfettiş 100 kişi işten çıkaracak demesine rağmen o evlatları çıkarmayacağımı, buyurun isterseniz siz çıkarın dedim.
ve benden önceki bir belediye başkanının aldığı hiçbir evladı da işinden etmedi. Bugünlerde geçer dedim ve geçti. Ne oldu şimdi? Senin evine Mehmet abi icra gönderdin mi pandemide? Yok. Emlak vergisini ödemedin diye icra gönderdin mi? Yok. Su parasını ödeyemedin diye icra gönderdin mi? Yok. Hepsini sineme çektim. Medyaya çıkıp ağlamadım. Ama Cenab-ı Allah büyüktü. Sabredenlere her dardan bir varlık veririm dedi. O sabırla bugün Akçakoca Belediyesi takır takır maaşlarını ödeyen, primlerini ödeyen bir belediye oldu. Hatta ve hatta çok bol paraları olanların söyledikleri belediyelere baktığımızda Düzce'de 30 tane EYT'den emekli olanların 8 ay önce tazminatlarını Düzce'de bir kalemde yatıran tek belediye başkanıyım. Ve bununla işçilerimle de gurur duyuyorum. İlk seçildim. 3 ay özel kredi Halk Bankası'ndan çekilerek maaşlar ödemişti. O krediyi kim ödedi? Okan Yanmaz. Çok parayla yönettiklerini söyleyenler. İyi dinleyin. Algıyla sizi yanıltmaya çalışanlar. İlk geldim, maaşın cebini yarı parasını cebimden verdim. Vermedim mi? Ne oldu şimdi? Ben özel bankadan gidip de kredi mi çektim de 14 Mart'ta parayı yatırdım. Çektiğim bir tane krediyi söylesinler bana. Kredisiz mücadele ettim. Geldim, ağlamadım, dindik durdum. 7 tane afet geçirdim. Asla pes etmedim. Hiçbir çocuğumuzu ekmeksiz bırakmadım. İşçiyi 1 liradan sever, mahkemeye veren belediye başkanı Fikret değil miydi? Ücretsiz izinleri ayıran o değil miydi? Öbürküsü de lobiler yaparak belediyenin içerisinde mobbingler uygulamıyor muydu? Sorun 406 tane personelime, bir tanesi mobbinge maruz kalmış mı? Herkes mutlu. Gelene dedim ki, buralar geçici mekan. Cenab-ı Allah buralarda insanlığa hizmet için buraları bahşediyor. Sizden istediğim tek şey, görevinizi yapın, benim için o yeterli. Allah tüm personelimden razı olsun. O zor günlerimde bile bana sahip çıktılar. Onların gelecekle ilgili maaş kaygılarını anlatanlar özel kredi çekip de maaş ödüyordular. Herkes bunu biliyor. Çünkü niye? Aynı Nazmi Başkan'ın dönemindeki gibi belediye düze çıktı. Birilerine vereceksiniz, birileri yiyecek. Fikret Başkan 20 milyon dolar borçtan bıraktı. Cüneyt Başkan da üstüne ekledi. Hepsini Okan Yanmaz ödedi. Neyi ödedi? 15 Temmuz Parkı'nı 3 yıl ödemesiz çektiler. Bana denk geldi. Caminin yanına 50 milyon çektiler. Bana denk geldi. 10 yıl hibe dediler. Barajın parasını çektiler. O da bana denk geldi. Hiç şikayet ettiğimi duydunuz mu? Takır takır ödedim. Takır takır da ödüyorum. Hesap. Kandırma yok. 5 aydır söylüyorum bunları. Evraklara cevap veren yok. Neymiş? Belediye başkanı seçildikten sonra cevap vereceklermiş. Yok ya. Öyle bir dava mı var? Hesap veren belediye başkanına cevap vereceksin. Ben bu millete hesap vermekle mükellefim. Ve hesabımı da verdim. İşte belediye. Gidin muhasebesine, belediyenin durumunu herkesten daha iyi algılayın. Ondan sonra benim partim kazansın, bir gün şampiyonluk yaşayalım, 5 yıl Akçakoca'da yapılanlar tekrar al geriye sar, öbürküsü de şakşak için bir güne oynuyor, bu oyuna rotayı değiştirsin Akçakoca, bir türlü yerine gelmesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulduğu tarihten itibaren Dünya Bankası'ndan 880 milyon alan bir tane ilçe yok.
119 projeden 11'ini aldık. Büyük bir başarı elde ettik. Buna mecliste kimler reddedi? CHP'nin meclisi ve benim ittifak ortağım AK Parti buna reddi. Pazar yerinin üstünün güneş enerjisiyle yapılması, 8 tane elektrikli otobüs şarj istasyonu, üniversitenin yolundan 1 gram 2 dönem yer istimlak etmemişler, 3,5 yılımı aldı, bütün istimlakları bitirdim. Onu da Dünya Bankası'na soktum. Yolunun asfaltlanması ve değirmen ağzı bölgesine kadar bisiklet yollarının yapılması, biyo arıtma tesisi, Karadeniz'de illerde olmayan, belediyenin itfaiye binası ve belediye binasının itfaiye binasının içindeki araç gereçlerin modernize edilmesi, tüm pis sifonpaların, orogarlar kokuyor ya, biliyorsunuz o arıtmayı da rahmetli benim babamın döneminde başlamıştı. Artık şehir çok büyüdü. Orogarların kokması o pompaların tamamının değişmesiyle alakalı. İşte onu da Dünya Bankası'na soktum. Akevler biliyorsunuz arıtmaya bağlı değil. Akevler derin deşarjı da soktum. Yarı yüzme olimpik havuz, 1500 kişilik konser alanı. Tek şanssızlığım pandemi sürecinin 2 yıl sürmesi. Yoksa bugüne kadar onlar da bitmişti. Beyefendiler, bunlar onaylandıktan sonra pazar yerini yapacağız diye projelerine koymuşlar. İki tarafta. Ya arkadaş, bunlar ihaleye çıkıyor ya. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Hani dün sahip çıkmamıştınız bunlara? Ne oldu? Bütün işleri Okan Yanmaz bitirdi. Pandemi oldu diye, süre gecikti diye şimdi üstüne yatacaksınız. Bir tarafa bakıyoruz, diyor ki biz diyor efendim diyor parayı buluruz, hükümet ayağı vuruyor ama kendi reisi cumhurlarını dinlemiyor. Biz Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adaylarıyız. Öyle 880 milyon parayı kimseye vermezler kolay kolay. Doğru mu? Ya ya. Algı. Hep algı. Hep algı. Dedikoduyu at. Ortalıkta bulansın. Dere balığı tut hikayesi. Öbür tarafta Fikret Başkan da seçimlere 5 ay kala namaza başlamış. Allah kabul etsin. Ben oyumu atarken de dua ederim. Ondan sonra ama namazdan sonra kahvenin altındaki kahvede dedikodu ve gıybetlerle belediye hakkında karalama yaptığın zaman evraksız, ona da parmak basarım. Ne oldu o 5 tane yaptıkları dedikodulara verdiğim cevaplara? Cevap verebildiler mi? Çok borçlu belediye. Bir bakıyoruz ki evraklara 23.1 milyon dolar düşmüş 7.7 milyonlara. Sonra 600-700 kişiyi almış belediye başkanı. Evraklara bakıyoruz. 403 kişi. 35 tane fazlalık. 2019'da 372 kişiyle almışım. 18 tanesini temiz su arıtma tesisine, yerinde gemiye. Hani 600-700 kişi? Yok. Sonra maaşı veremiyor. Bakıyoruz ki Akçakoca Belediyesi'nin ne maaş borcu var ne prim borcu. Ben demiyorum, evraklar diyor. Sonra caminin altında sabah çay içerken havada leziz ya. Bir dedikodu daha uyduralım. Sattı savdı. İki kişiye söyle, akşam evde dinle. O dinleyenler de bir merak edip de bir dilekçe verip de belediye başkanı neyi satmış neyi satmamış diye öğrenmiyorlar. 35 milyon liralık taşınmazını sattım Akçakoca Belediyesi'nin. Karşılığında da 51 milyon liralık taşınmaz koydum. Belediye artı 16'da, bundan niye bahsetmiyorsunuz? Özrü kabahatinden büyük. Öbür dünyada amel defteri var ya, bu dünyada da bir muhasebe defteri var. Öyle sözü atıp da kaçmak olmaz. Mesela Fikret Başkan neleri satmış? 300 kişinin çalıştığı Sky Tower Otel 1 milyon 265 bin dolara. Bahattin Güçlü'de iki dükkan
$438,000. Bahattin Dişli'ye tekrardan bir tane daha dükkan satışı $218,000. Akçakoca Ticaret Odası'nın yeri $190,000. Otoparkın altı dükkanlar $30,000. Cami altı dükkanlar $228,000. Toplam $74 milyon eskalasyon farkları hariç 5 aydır belgeleri yayınlıyorum. Ne oldu? Ben kaç liralık satmıştım? 34. Yerine de koydum 51. Belediye artı 16. 5 aydır bağırıyorum. Diyorum ki 74 milyon liraya sattığınız o taşınmazın yerine Akçakoca Belediyesi'ne hangi taşınmazı aldınız? Cevap, baştan seçildikten sonra söyleyeceğiz. Öyle bir dünya mı var arkadaşlar? Nereye yönetiyoruz biz? Bakkal mı? İşlerine gelmiyor. Çünkü yok karşılığı. Sonra da $20 milyon Cüneyt Başkan'a devretti. Resmi. $20 milyon. Ne yaptınız diye soruyorum. Çınar'da betondan bir yol. Bir de şu anda kaymakta olan terminal. 3-5 sene içinde de yıkım kararı alınır büyük bir ihtimal. Dolgunun üstüne binayı koymuşlar. Başka ne yaptınız? Cevap yok. Başka ne yaptınız? Cevap yok. Çok iş yaptık, çok iş yaptık, çok iş yaptık. TikTok'taki çuf çuf hoca gibi. Çok iş yaptık. Ne yaptınız? Söyleyin. Yok. Demek ki dedikoduyla olmuyor. Her yerde beyan ettiğim gibi benim karşıma gelen belgeyle gelecek. Dedikodu ve gıybetle gelmeyecek. İltifak ortağın hastane açılışı oluyor. Esef'le karşıladım. 2 saat önce Akçakoca Belediye Başkanı'nı çağırıyor. Ayağım sakat, gidiyorum. Gayet güzel düzeni alıyorum. Şu kadar mesafedeyim. Oturuyorum gayet. Vekil şöyle sesleniyor. Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim ve Sayın Ticaret Odası Başkanım ve ismini hatırlayamadıklarından özür diliyorum. Kimi hatırlayamıyorlar? Akçakoca Belediye Başkanı'nı hatırlayamıyorlar. O kim? O sizsiniz, siz. Ben başka partinin de belediye başkanı olabilirim. Ama Akçakoca Belediye Başkanı'nı hatırlamamak demek, o memlekete yapılmış büyük bir ama ayıp demektir. Sonra diyorlar ki hastaneyi Okan Başkan erteledi. 5 ay, başkan seçildikten sonra 5 ay sonra protokolü gösterdim videodan. Vali Bey'le ve Ayşe Hanım'ın olduğu protokolü. Ne oldu? Ercan Vekil döndü, kendi teşkilatına kızdı. Beni niye yanlış yönlendiriyorsunuz diyor. İttifak ruhuna yakışır mı bu arkadaşlar? Kendi 4 yıl geçmiş, 4 yıldır hastaneye ihale edememiz. 3 yıldır değirmen ağzında 15 Temmuz tel geçirdi mi? Geçirdi. Kim yaptı yeniden? Okan Başkan yaptı. 3 yıldır köprüleri ihale etmediniz. Bana top atacağınıza, işinize bakın. Reisi Cumhur'a layık vekillik yapın. Bir de Akçakoca'ya. Akçakoca'ya diyorlar ki Düzce Belediye Başkanı, Akçakoca'yı Düzce'ye entegre edeceğiz. Ne demek? Düzce'nin arka mahallesi yapacağız. Peki nereden anlıyoruz bunu? Vilayetler Birliği'nin YS'deki binasına 10 yıldır ruhsat veremediler. Ben riski aldım, devlete o ruhsatı verdim. Kim aldı? Düzce Belediyesi. Doğru mu? Oradan sonra şimdi seçim üssü olarak kullandıkları Vilayetler Birliği'nin binası, konaklarını kim aldı? Düzce Belediyesi. Metayı kim verdi? Ankara'ya AK Parti Belediyesi. Akçakoca'nın en güzel yerine bizler giremiyoruz. Artık Düzce Belediyesi'nden izin ister, oralara öyle görürüz. Demek ki bu bir AK Parti siyaseti değil. Bu reisi cumhuru düşünmek değil. Bu Akçakoca'da reisi cumhurun altında bir
kendilerine göre hegemonya yaratıp Akçakoca'yı ellerinin avuçlarına altına almak. Neden, nereden anlıyorsun? Belediye başkanı adayı hiç konuşmuyor. Ya Ercan Vekil konuşuyor, yanında da Neslihan diye birisi var, o konuşuyor. Takdir sizin. Ben de sizin gibi Akçakoca'nın bir evladıyım. Benden söylemesi, reis aşkıyla yanarken, oyu atarken arkasında başka hesaplar yapıldığını da sizlere söylemeyi kendime bir borç biliyorum. Cenab-ı Allah doğru söyleyeni 9 köyden de kovsalar ben hep doğruyu söyledim. Hakikat neyse ortaya koydum. Ben çünkü buraya manen geldim. Ben esnafın önünden geçerken esnafın tabiresini tekmelemedim. Ben esnafı zabıta gönderip diğer belediye başkanı gibi bunaltmadım. Ben otobüsçünün yanında oldum. Çünkü asgari ücretli insanlar Rusya'ya gidiyor. 40 lira cebinden para çıkmasın dedim. Ben senin çocuğunu sokakta yalnız bırakmadım. Servis otobüsü koydum. Ben Düzce'den cenazesini alamayan belediyede şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinden ücretsiz cenazesini aldım. İstediği şehre de intikal ettirdim. Ve ben bunu ambulansla da yaptım. Senin hastanı hiçbir yerde bırakmadım. Köyler buna dahil olmamasına rağmen köyleri de bu kapsama aldım. Çünkü biz Akçakoçalıyız. Akçakoca'nın evladını şehrin emin hiçbir yerde bırakmaz. Başına geldiğinde anlarsın. Bir ambulansın önemsemeyenler. Anlarsınız, Allah yaşatmasın size. Bir cenaze arabasının ne demek olduğunu anlarsınız. Çok hafifsediler. İnsanın yanında olan şehrin emin, benim derler ya tabir caizse, iyi günümde yoksun, kötü günümde yoksun ne işe yararsın? Doğru mu? Hangi biriniz kapıma geldi de işi görülmeden gitti? Elinizi vicdanınıza koyun. Hangi birinizin işi oldu da o belediyenin kapısından döndü? CHP'lisi de, AK Partilisi de, İYİ Partilisi de hepsini eşit bir şekilde kanunlar çerçevesinde hep yanında olmaya çalıştı. Ben Akçakoca'nın en büyük müteahhitlerinden biri değil miydim? Sadece 700-800 tane Akçakoca'da daire yaptı. Düzce'dekiler hariç. Duydunuz mu 4 yıl boyunca hiç inşaat yaptığımı? Duydunuz mu imara arsa değişikliği için dilekçe verdiğimi? Vermedim değil mi? Ya o zor günlerde bile belediyede otururken özellikle 2 sene şok mağazasının bir günlük cirosu kadar para gelmiyordu. Sadece bana değil, bütün belediyeler aynı durumdaydı. Hiç ağlamadım. Sabırla, ekibimle birlikte onların da üstesinden Cenab-ı Allah gelmemizi sağladı. Bugünlerde karşınıza beni böyle yine alnı ak olarak çıkarttı. Şimdi soruyorum. Şimdi sizlere soruyorum. Sevgili CHP'li kardeşlerim, sevgili CHP'li kardeşlerim, 5 yıl Fikret Başkan bu memleketi yönetti mi? Yönetti. Şu arkamda mekruh bölgede 3 metrelik bir Atatürk vardı. Kendi Cumhuriyet Halk Partili Ömer Başkan, parti başkanı, kendi başkanına, belediye başkanına 50 kere söylemesine rağmen o 3 metrelik Atatürk'ü oradan almadı. Kim aldı? Okan Başkan. Burada bir tane fındık ağacı vardı eski. Geçerken bir gün dedim ki bu yabani, bunu kaldırın, buraya da 4 metrelik bir Atatürk koydu. Kim koydu? Kim koyması lazımdı? Bunu arkasına alarak siyaset yapan belediye başkanı bunları yapması lazım değil miydi? Yaptı mı? Neden?
sadece Atatürk'ü araç olarak kullanan belediye başkanını seçerseniz, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, o duygularınızı bu millete yansıtamazsınız. Öbür tarafa bakalım. AK Parti'ye normalinde Akçakoca'nın cenazesini benden önce aldırması gerekiyor muydu? Hastasına sahip çıkması gerekiyor muydu? Gasilhanesini yaptırması gerekiyor muydu? Belediye erkek hocayla bayan hoca alması gerekiyor muydu? 27 bin lira kefen borcu bırakmaması gerekiyor muydu? Kim yaptı bunları? Okan Başkan. Biri muhafazakar kendi görevlerini yapmıyor. Biri Atatürk'ü layım diyor. O da kendi Atatürk'ü dikemiyor. Takdir sizin. Memleket bizim. Gerçek. Şimdi size bir tane daha soru soracağım. OSB 10 yıldır yok mahkeme, yok bilmem ne. Çocukları bu kürsüden beri çıkıp size işe alacağız diyorlardı. Geçen seçimlerde AK Partili gençlere dedi ki sizin kaçınız işe koydu? Hiç. Kim koydu işe? Hepsini aldım işe. CHP'li kardeşlerimden de aldım işe. OSB niye yapılmadı hiç düşündünüz mü? Seçimlerde sizin oylarınızı almak için çok konuşuyorlardı. İki başkan da Akçakoca Belediyesi'nin yapması gereken 12 tane imar tadilat işlemlerinin hiçbirini 10 yıl boyunca yapamadılar. Kim yaptı? Okan Başkan. Ticaret odasıyla bilgiyle birlikte valiyle beraber, valimizle beraber gittik, bahçeleri de bitirdik. Şimdi bak, fabrikacılar paraları yatırmaya başladı. Bunlar 5 sene önce de yapılabilirdi. Nasıl olsa benim Recep abim Tayyip'i seviyor, oy veriyor ya. Bir dahaki dönem bir daha söyleriz, yapacağız diye inanıyorum. Aynı hastane gibi. 4 yıl sonra geciktirmiş hastaneye yatacak. Hastanede mühürlendi. Kim mühürledi? Çevre Şehircilik. Neden? 20 santim beton dökülmesi gereken yere 10 santim beton dökmüşler. Ben şimdi belediye başkanı olarak burayı Çevre Şehircilik'ten bana talimat gelmiş. Mühürlemeyeceğim. Yarın deprem oldu, ne olacak? Bakanlık da görevini yapıyor, ben de görevimi yapıyorum. Niye topu bana atıyorsunuz? Doğru olanı yapmak için bizi seçmediniz mi? Kandırmak için mi sizi biz buralara seçtiniz? Asıl neyse gönlümle, alnımla, beynimle tek olacaksın. Kamunun malını, bu milletin malını koruyacaksın. Şu durduğunuz alana bir bak. Bizim başkan, bizim başkan, bizim başkan, bizim başkan. Şu durduğunuz alan, bundan önce Erol Başkan'ın döneminden beri hiç yapıldı mı? Buradan bir su geliyordu, hatırlıyor musunuz? Çabuk unutuyoruz. Şarıl şarıl akıyordu, akıyor mu şimdi? Akmıyor. Bak, parkeleri değişti, ışıklandırıldı, çiçekleri koyuldu, tertemiz oldu. Alıştık değil mi? Unuttuk. Şurayı bugün yaptırmaya kalk, en az 6-7 milyon. Limana gidiyorsunuz. Limanın üstünde betonlarda yürüyebiliyor muydunuz 5 yıl önce? Yok, şimdi bak, misafirinle o bölgeye git, rahat rahat otur. Kale kaç yıldır kapalıydı abilerim? Akçakoca'nın temsili misaliydi. Akçakocalı tüm köyler dahil imece usulüyle rahmetli Hüseyin Yanmaz'ın döneminde oranın yollarını açtıydı. Kim kapattı? Fikret Başkan. Turizmi çok biliyor ya, duşakabinde tuvalet koymayı unutmuşlardı. Merkezde tuvalet yoktu. Tuvalet ben bu belediyeyi aldığımda. Kim açtı kaleyi? Okan Başkan. Yolunu kim asfaltladı? 2.3 kilometreyi. Okan Başkan. Ağaçlandırmasını yaptık. Kaldırımlarını yaptık. Sonra nereye geçtik? 15 yıldır yukarı mahalleye el mi sürülüyordu? Bugünkü dereyi değeriyle en az 14-15 milyon değerinde bir yatırım yaptık.
Oraya şimdi 80 milyon liralık da kredi. Tamamı İBE kredi çıkıp aynı Çeşme gibi Türkiye çapında meşhur bir yapmaya yer yapmaya çalışıyoruz. Size bir soru. Osmaniyeli abilerim, kardeşlerim. Şubenin oradan geçerken askerlik şubesinin orada bir çukur vardı, hatırlıyor musunuz? Kenar mahalleden bahsetmiyorum. Arabanın arkası tok tok vuruyordu. 10 yıldır o çukuru yapmayanlardan bir beklentiniz varsa benim size diyecek hiçbir şeyim yok. 10 yıldır o derenin kokusunu kesemeyenlerden sizin bir beklentiniz varsa ona da diyecek hiçbir şeyim yok. Çuvallı eskisinle hiç karşılaştırdınız mı? Tamamen değişti. Sapakta gençlerin oturduğu yerler yıkılmış mıydı? La Sopresso'nun olduğu yerler şimdi işliyor değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Sanayici kardeşlerim, sanayici kardeşlerim, CHP ile birlik olup gelen AK Parti ilçe teşkilatı orada eczane, Ayazlı'da eczane yeri vereceğim diye kıyameti koparmışlardı, hatırlıyor musunuz? CHP ile el birliği yapıp da belediyenin kapılarına dayanmışlardı. Şimdi o başkan kimden geziyor? Kimden geziyor? İyi bir düşünün. Ya. Hep dedikoduyla yaptıkları adamlarla şimdi kol kola girmişler, geziyorlar. Neymiş? Efendim birisi hükümetmiş de biz her şeyi alırız. Ya sen kime atıyorsun ya? Sen reisi cumhuru dinlemiyor musun ya? Ben Cumhurbaşkanı'nın, bizler Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi Cumhurbaşkanı'nın peşinde koşarken, onu reisi cumhur yaparken iyi, senin şahsi menfaatine dokunup da sen reisi cumhurun gölgesi altında siyaset yaparken kötü. Takdir sizin. Biz yolumuzdan şaşmayız. Yolumuz belli bizim. Şimdi bunların hepsini anlattılar. Sizlerin kafasını çelmeye çalıştılar. Tek şey söyleyeceğim. Evraksız hiçbir şeye inanmayın. Evraksız söylenen, hani ilkokulda bir oyun oynatırlardı ya, kulaktan kulağa söyleme, Okan de oradan veli çıkar. Buna yapmayın. Gerçek neyse biz o gerçeğe de cevap vermeyi Allah'ın izniyle biliriz. Şu ayağım sakatlandı. Şuna kadar düştüler. Belediyeye aldırmış diye. Ama 3 gün önce Umut Işığı'na onun parasını yatırdığıma ve benden sonra bir garibana kalsın diye kimseye de söylemediğin dediğini unutmuşlar. Bunu bile karalama gibi kullanıyor. İnsan yaptığı iyilikleri konuşmaz. Elinden tuttuklarım bile karşıma geçti. Elinden tuttuklarım babasına bile yapmayacağı işlerini hallettiklerimden bazıları karşıya geçti. Onları Allah'a emanet. Benim kinle, nefretle işim olmadı. Ben Şeyhül Emin makamında affedici ve kucaklayıcı olmaya çalıştım. Ve yine de öyle olacağım. Öyle olmanın sözünü her gün verdiğim gibi aynı yoldan, aynı çizgiden ayrılmayacağım. Çünkü Akçakoca'nın birlikteliğe ihtiyacı var. Akçakoca'nın geleceğinin rotasının sapmaması için boyuna boyuna belediye başkanı değiştirin. Bir türlü kıblesi bir araya gelmez. Her gelen 2 senesi, 3 senesi boşa gidiyor. Şimdi ben geldim 18 Temmuz'da
biliyorsunuz Akçakoca'nın tarihinde olmayan bir sel oldu. Allah razı olsun Genel Başkan Yardımcım Sadri Bey'den. Murat Kurum'u Düzce'li bazı fetva siyasetçiler Akçakoca'ya sokmak istemediler. Halbuki orada zor durumda olan bizdik. Ama bypass yapıp o Küpler köyünden aşağı indirmeye Akçakoca'da bir şey yok demişler. Bakanın da haberi yok. Yani çok fazla bir şey yok demiş. Genel Başkan Yardımcımdan Sadri Bey'den teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Kendisi de o gün tesadüfen beni bu olay üzerine ziyarete gelmişti. Açtı bakana, durumu izah etti. Sağ olsun bakan bey geldi. Durumu görünce ya dedi burası içler acısı dedi ya. Bütün araç gereçler gitmiş. Böyle şeylere mağdur kaldık. Hiç çıkıp da söyledin mi? Ama sen başlattın. Ben değil. Hep sinemize gömdük. Çünkü genel başkanımız ittifakla ilgili açıklama yapmayacaksınız talimatına uydu. Ve sağ olsun Murat Kurum her dediğimizi yaptı. 6-7 ayımız geçti o araçları düzene sokmak için. O sıra ne oldu biliyor musunuz? Çok ilginç bir olay oldu. Arkasından 10 yıldır SEPAŞ belediyeye gelip para tahsilatı yapmamış. Bir baktık ki SEPAŞ'tan 6.750.000 bugünkü parayla belki de 15-20 belki de 30 milyona yakın icra bindi. Senden çıkmış. Düzce Belediyesi'nden otobüs istedik. Gazlıymış, otobüsleri değiştirecekmiş falan filan. Vermedi. Canı sağ olsun. Sağ olsun çevre il ve ilçelerden otobüsler geldi. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. SEPAŞ'ta gelmiş 10 yıllık elektriği bana soruyor, icra bindiriyor. Dedi ki, ışıkları keseceğim, kesmezseniz namertsiniz. 10 yıldır niye gelmediniz siz buraya? 10 yıldır gelmiyorsunuz, senin arkasından tam sıkışmış, bindirelim. Bessin, bıraksın. Akçakocalı'da öyle bir yürek yok geri çekilecek. Akçakocalı ezer geçer, Akçakocalı öyle Düzce'den buraları kumanda etmeye yol vermez. Onu da ödedik. Sonra geldi taşeron kardeşlerim. Yaz yasağı dediler. Adamlar tam bu havalarda çalışması gerekirken hop bir zabıta ceza kes. Hop demiri döktün müteahhide ceza kes. Ona ceza kes, buna ceza kes. Ama 1 Haziran'da inşaat yasağı başlatıyorlar 15 Eylül'e kadar. Ama arada bol para vereninki devam edebiliyor. Nasıl adaletse bizim dönemimizde o çocukların aileleri olduğunu, o taşeronların aileleri olduğu için inşaat yasaklarını sadece pazara indirdik. Peki bu konuyla ilgili bir tane CİMER'den şikayet gelmedi. Bak oluyormuş demek ki. O taşeron kardeşlerim, o günlerinizi unutmayınız. O müteahhit kardeşlerim, demir döktünüz diye 100-200 bin lira yediğiniz o cezaları unutmayınız. Ben ama bunların hepsini adilane sizle diyalog yoluyla çözmeyi de başardım. Allah sizden de razı olsun. Gönlümüz hoş olacak. Gönlümüz pir olacak. Gönlümüz her zamankinden daha iyi olacak. Tekerlekli sandalyeye bindim diye sevinenler, başkan ev ev diye gezemez diyenler, Allah benim meclis üyelerimden razı olsun. 1,5 aydır çalmadık kapı bırakmadılar. Onları da onurla, gururla, şerefle alkışlıyorum. Biz çünkü biriz. Tek inandık ve Akçakoca'ya hizmet için sakat da kalsak devam edeceğiz.
önümüzü kimse kesemeyecek. Evet, güneş tam tepede. Maalesef kura saatimiz öğle vaktine denk geldi. Allah sizden razı olsun. Hepiniz bizi günlerce bırakmadınız. Herkese 1,5-2 aydır biraz yorgunluk verdik. Konvoylarla, çalışmalarla tüm Akçakocalılardan onun affını istiyoruz. Bu süreçte biliyorsunuz yarın tamamlanacak. Bizler 7 tane doğal afet geçirmemize rağmen sel, deprem, pandemi, 2-2,5 yıllık bir belediye başkanlığı yapmak nasip eyledi Cenab-ı Allah. Ama asla pes etmedik. Bugünlerdeki bütçeyle ve bugünlerde yaptığımız işlerde o huzurlarınızda anlayak dikilebiliyoruz. Eğer sizler 31 Mart 2024 tarihinde sizler bizi tekrar ekibimle beraber seçerseniz, sizler için efendiliğe değil hizmetkarlığa talip olduğumuzu tekrar bilmenizi istiyorum. Sizlere yeni görev aşkıyla hizmet etmek bizim için onur ve gurur olacak. Hepinizi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hizmetten koşmaz. Sel, deprem, pandemide yıkılmaz. Vatandaşı kırmaz. Yürürüz. Akçakoca'ya saygıyla sevgiyle selamlıyor. Kaldır bayrakları Akçakoca!